Erzalan Belediye Başkan Adayım, İl Genel ve Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de öncelikle hepinize en kalbi duygularımı sunuyor ve bu akşamki Erzalan Belediye Başkan Adayımızın proje tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diye. Evet, şu manzarayı görünce de Erzalan'da iş bitmiş arkadaşlar. Öyle mi? Evet, Erzalan'da iş bitmeli. Bakın, sözlerimizi çok uzatmayacağız. Saat ilerledi, sizi de üşütmeyelim. Ama Çan, en yakınında Çan'ın Erzalan var. Ve Erzalanlılar bakın, bu seçimde 30 Mart'ta Çan'ı örnek alarak sandığa gitmeliler. Benim düşüncem bu. Niye biliyor musunuz? Bakın, biz az önce Çan'da büyük bir miting yaptık. 3000-4000 kişilik. Ve ne MHP'si ne CHP'si, bizim yani çeyreğimiz kadar bile değil toplamları, ki Erzalan'da da bu hava mevcut. Biz şunu söylüyoruz bakın, 30 Mart'ta sandığa gittiğinizde sadece burada Yücel Başkanımızı, AK Parti'yi sevenlere değil, tüm Erzalanlara, 30 Mart bakın sadece belediye başkanını seçeceğiniz bir seçim değil. 30 Mart az önce ilçe başkanımız da bahsetti. Türkiye'de bakın oynanan oyunlar var, öyle değil mi? 12 yıldır Türkiye'ye hizmet eden, Türkiye'yi dünya ülkeleri arasında öne çıkaran bir uzun adam var. İşte o uzun adama sahip çıkmak için de Erzalanlılar bakın 30 Mart'ta demeliler. Ve o uzun adamın Çanakkale'de, Çan'da, Erzalan'da uzantıları var. İşte uzantısı Yücel Başkanımız arkadaşlar. Onun için inşallah sizler ona en başta bir sahip çıkın. Bakın, biz ilçe başkanımız da söyledi. Hem teşkilat hem belediye olarak biz onun yanında olacağız. Bunu peşinen söylüyorum. Ama öncesinde siz 30 Mart'ta sandıkta onu bir çıkarın. Hem de açık ara farkla çıkarın inşallah. Şimdi bakın, bu son 5 yılda ilçe başkanımız da teşekkür etti. Bahattin Bey'imiz de teşekkür ediyor. 5 yıl beraber çalıştık. Ama bu dönem inşallah Yücel Bey ile Erzalan daha fazla hizmet almaya, hizmetlere devam edecek inşallah. Ve baktığınızda Çan'a hepiniz gelip gidiyorsunuz. Çan bakın 2009 öncesi ne haldeydi, şimdi ne halde. Ve bunu sadece Çan'da bize oy verenler söylemiyor bakın. Bizi siyaseten sevmeyen, beğenmeyenler bile şunu söylüyorlar. Allah var, Çan çok iyi hizmet aldı diyorlar. Erzalan içinde bunu demeyi var mısınız? İşte Erzalan içinde bunu demeye varsak inşallah 30 Mart'ta hem sizler burada bulunan alanlardan hem de burada olmayan herkesten biz Yücel Başkanımıza oy istiyoruz. Çünkü Türkiye'de belediyelere baktığınızda bakın hizmet alan belediyeler AK Parti belediyeleri. Bu da şu değil. Şimdi şunu diyorlar ya, CHP'li ve MHP'li belediyelere başbakan yardım etmiyor diyorlar. Bakın, bizim başbakanımızın öyle bir ayrımı yok. Ayrım ne biliyor musunuz? AK Partili belediye başkanları durmuyor arkadaşlar. Gece gündüz koşturuyor. Hizmet için koşturuyor. Beldesine, ilçesine hizmet getirmek için koşturuyor. Şu anda sizin de öyle bir adayınız var. İnşallah ona destek olduğunuzda, Erzalan AK Parti ile devam dediğinde Erzalan'da bu hizmetlerle buluşmaya devam edecek diyoruz. Biz şunu söylüyoruz bakın. 30 Mart belediye seçimlerinde ben Çan'da da aynı şeyi söylüyorum. MHP'lisi, CHP'lisi herkesten oy istiyoruz diyorum. Niye biliyor musunuz? İsimler geçicidir bakın. Abdurrahman Kuzu bugün var, yarın yok. Dün Ali vardı, bugün yok. İşte burada da öyle. Yücel Başkan bugün var, yarın olmayacak. Hepimiz geçeceğiz. Ama beldelere ve ilçelere yapılan hizmetler kalıcı, öyle değil mi? Onun için Erzalanlılar oy verirken bunu düşünürler. Hizmet kiminle gelecek ona bakmalılar. Yoksa Çanlılar ne bizim kara kaşımıza, kara gözümüze oy vermeli, ne de Erzalanlılar Yücel Başkan'ın kara kaşına, kara gözüne. Hizmete oy vermelisiniz. Hizmet kiminle gelecekse ona oy verin inşallah.
Ve şu coşkulu kalabalık aslında konuşmanın başında da söyledim bakın, tarzı alanda işin bittiğini gösteriyor. Türkiye'de AK Parti'nin açık ara farklı önde olduğunu gösteriyor. Bakın son zamanlarda ülkede oynanan oyunlara hepiniz şahitsiniz. 12 yıldır bu ülkeye hizmet eden bir başbakanımız var. Gecesini gündüzüne katan biri, öyle değil mi? Ne yaptılar bakın? Hazmedemedikleri için yok kasettir, şantajdır, montajdır böyle hikayeden işlerle onu sallamaya çalıştılar. Sallayabildiler mi? Sallayamadılar. Niye biliyor musunuz? Bakın bu kararı millet verir. Hani bir zamanlar Menderes'e yaptıklarını, Özal'a yaptıklarını bizim başbakanımıza yapamayacaklar. Yaptırmayacağız inşallah. Bunun yolu da bakın sandıkta AK Parti'ye oy vermekten geçiyor. Bugün İstanbul'da başbakanımız bir miting yaptı. İzlemişsinizdir Yenikapı'da. 2 milyon kişiyle yaptı arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi. Şimdi şey diyorlar, AK Partililer mitinglere parayla adam topluyorlar. Para alıyor musunuz burada siz? Almıyorsunuz değil mi? Bugün oradaki 2 milyon kişi de almıyordu. Az önce bizim Çan'daki 4000-5000 kişi de almıyordu. Bu iş gönül işi arkadaşlar. Hizmet işi, beldeye ve şehre sahip çıkma işi, sevda işi. Sizde de bu sevda mevcut. İnşallah biz 30 Mart'ta bakın tarzı alanda kesinlikle tekrar AK Parti olacağından zerre kadar şüphemiz yok. Sonrasında da tarzı alan hizmetlerine devam edecek burada belediye olarak. Şu konuyu da izah edelim. Şimdi tarzı alanda bir su mevzu var. Aldı başını gidiyor böyle, öyle değil mi? Evet. İşte sıcak su varmış da biz onu almışız da işte tarzı alan, öyle değil mi mevzular? Bakın onu da izah edelim. Alınan, tarzı alandan alınan, çana verilen bir su yok arkadaşlar. Bardakçılarda güzel bir termal su var. Biz buna talip olduk. Bizde yalan yok bakın. Çan Belediyesi olarak talip olduk. Hatta o süreçte Bahattin Başkanımızla da konuştuk. Dedik ki bakın siz bunu alamazsınız. Alamazsınızdan kastım da işte siz küçüksünüz değil. Bakın bir kriter var. O suyu çana ya da tarzı alana taşımanın maliyeti eski parayla 5 trilyon. Şimdi gerçekçi olalım. Tarzı alan belediyesinin bütçesi buna yeter mi? Yetmez. Ama bunu Çan Belediyesi alırsa tarzı alanı verir mi? Verir arkadaşlar, öyle değil mi? Biz ona talip olduk. Sonuç alınamadı. Ama biz konuyla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Ve bizim de şu huyumuzu öğrendiler. Biz asıldığımız şeyi de koparıyoruz arkadaşlar. O işi de biz koparacağız. Alacağız ve tarzı alanlarda ondan istifade edecek. Burada da onu söylemiş olalım bakın. Yine bakın şeyi de duyuyoruz. Bak şimdi okudum. İşte gönül insanı falan. Emin olun. Bakın biz Yücel arkadaşımızla üniversitede de beraberdik. Sonrasında da beraberdik. Emin olun onun gönlü de çok geniştir ha. Buna inanın bakın. Bunu onu tanıyan biri olarak ben söylüyorum. Ve bu gönlü geniş olan kardeşimize de inşallah tarzı alanda 30 Mart'ta sizler sahip çıkın. Bu bakın Yücel Bey'in şahsına bir şey değil. Tarzı alanı düşündüğümüz için söylüyoruz. Çan'da da Abdurrahman Kuzu'nun şahsına bir şey değil arkadaşlar. Dedik ya kişiler gelip geçicidir. Ama hizmetler ve eserler kalıcıdır. Bakın biz gittik Çan'da bu bölgede olmayan bir termal otel yaptık. Sadece Çanlara değil ha. Siz de gelin kullanın. 5 lira yaptık bir de. Böyle komik bir fiyat yaptık. İşte eserler kalıcıdır diyoruz ya. 30 Mart'ta Çan'da da burada da hedefimiz kazanmak. Ama Allah'ın takdiri ben onu diyorum. Kazanamayabiliriz de. Ama Çan'daki o 13 trilyonluk devasa kocaman eser kalacak mı? Kalacak. Çan'da Kocabaş Çayı'na yaptığımız 33 trilyonluk proje ki bittiğinde siz Çan'a geldiğinizde Kocabaş Köprüsü'nün üstünden geçerken sandalda insanların gezdiğini göreceksiniz. Bakın böyle bir ilçeniz olacak. Devam edin düğün salonlarından, altyapısından, spor aktivite alanlarından, aşevinden bir sürü sayacağımız şey var. Gittik bakın 5 trilyona entegre tesisi yaptık Çan'a. 5 trilyon. Ve Bursa'ya kadar böyle bir tesis yok. Bu tesis nerede? Çan'da, sizin ilçenizde. Hangi belediye yaptı bunu?